adam gibi karşılarlar. Çünkü adam değil gelen ama felancanın adıyla geldi. Risale'de yok mu bu? Felancanın ismiyle geziyor. He? Adam değilsin ama adam yerine koyup seni göndermişler, paketlemişler. Adam gibi karşılanırsın. Falan ismi falancanın ismiyle gezerim dedin ya. Sana ona ait bir tane fıkıh söyleyeyim. Hem de 2-3 dakika var. Ben bunu çok namaz kıldırıyoruz ya. Şimdi de biz yaptık onu, gönderdik. Telkin, merkel, her şeyi. Eskide kafama takılıyordu. Hani ilk önce nasıl bilirsiniz? Muvahhid, tevhid ehli, yani Müslüman, dürüst. Yani iman ettiğini, Müslüman olduğuna şahit misiniz? Şahitiz. Bugün söylüyordum. Şahit misiniz? Şahitiz. Allah şahitliğinizi kabul etsin diyoruz. Sonra hakkınızı helal eder misiniz? Sonra da namaz kılır. Kafama takılmıştı. Allah her şeyi bilmiyor mu? Biliyor mu? Biliyor. Ben bize niye şahitlik ettiriyor? Allah istihza etmez. Haşa. Alay etmez. O kadar güzel bir Allah ki. Ya benim Rabbim, bir bilsem böyle, o kadar hoş ki. Bak şimdi, bunun peşine düştüm. Ya Rab sen zaten biliyorsun. Bize niye bu cemaate, nasıl bilirsiniz bu meftayı? Niye söylettiriyor? Zaten biliyorsun. O kadar güzel Allah ki. Allah biliyor. Eğer o cenazede 40 tane salih, Allah bundan razıyım dediği 40 tane adam olursa, bunlar dese ki, iyi bilirdik ya Rabbi. Meşveret aslında, meşveret. Meşveret öğret. Cenab-ı Hak da diyor ki, benim bildiğimden şey yapıyorum, sizin bildiğiniz ona gidiyor. Ben öyle muamele edeceğim. Sizin kalbinizi kıracağım, sizin şehadetinizi mi reddedeceğim? Musa Aleyhisselam'la, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Miraç'taki namazın o şeyi, şurayı, istişareyi, meşvereti öğretiyor. O kadar mühim. Cenazede de 40 tane salih buldu mu, 40 tane sizin şehadetiniz üzerine muamele edeceğim. Evet adam değil, geldi bu adama. Şimdi bunu da söyleyeyim. Erken girmenin şeyi. 40 tane salih insan bunu gönderiyor. Meleklere teslim ediyor. Nüker nüker. Lan tamam adam değil ama veren adam, karşılayan adam, melaike. Bunlar da salih, üstün. İnsan-ı kamil, meleklerden üstün. 2 tane makbulun ortasında şerde makbul olur. Psikolojide kullanıyorum bunu. Bir biber var, biber. Sandviç bir şey yöntemimiz vardı benim 15-20 sene. CD'ler yoktu o zaman, teyp kasetleri yoktu. O zaman o misalimdi. Ekmek. İçine acıyı koyarsın, iki tatlı arasında acı da tatlı olur. Çok şükür. Yani şey için zikrettim. Allah çok hoş ya, çok tatlı, çok şükür ya. Böyle bir Rabbim olmasından gurur duyuyorum. Vallahi Rabbim gurur duyuyorum. Hasan abi. Efendim abi. Abi vasiyet vereyim abi. Ya bugün ama adam şeydi. Almanya'da Hasan abim, evet. Yanlış şey dahi dese bizim itikat ettiğimiz şimdi karşısına çıktı. Biz inandığımız bir şeyi tanımladı, biz ifade etti. Evet, yani şöyle düşün Mustafa, bir Rıza'dan alacağım sese girmişti. Bak kardeşim, 40 salih kul paketliyor be kardeşim. Karşıdan da melekler alıyor. İki makbulun arasına Allah onu şer saymaz yahu. Sarmaz. Benim Rabbim acayip. Rıza bir şey diyecektim abin. Bir şey diyecektin. Hocam şey söyleyecektim. O 40 salih olduktan sonra kurtarıyor dediniz ya. Bu imanlı gidenler için değil mi? Yoksa sekreta iması gittikten sonra öyle bir şey. Rıza
Zekerat'ta gidenin zaten 40 tane salih kulu olmaz. Nereden biliyorsun? Bak bakayım Yeşilçam'dan gidenler nereden gidiyorlar? Kimler kılıyor, kıldırmıyor? Bir gün ben orada okudum, Şişli'de okudum. Okul orada mezunum. Şişli o meşhur camiye yakın benim okul. Orada namaz kılardık biz. Öğle namazımız orada denk gelirdi. İnan namaz kılarken çıkardık, her gün cenaze vardı. Baktık ki cenaze sahiplerinin üçte bir arkada namaz kılmıyor kenarda. Hiç kılmazdım. Hadi benden eyvallah. Onlar akraban senin kılmıyor. Demek ki felettan namin. Yani Rizam, sen mesela vefat ettin. Ben seni tanıyorum pazarda, hizmet eyle. Şimdi Rıza vefat etti denildi. Senden örnek alıyorum. Bu ne olur? Anos'a geçiyor. Yani İstanbul bölgesine, Kırıkhan'a. Şimdi koronadan dolayı aslında Anos geçmedim. Bu kardeşimin vefatı, Almanya'dan geldi. Ya kardeşim buradan vakıf, Ömer, ben, oradakiler çıkıyoruz. Sultanbeyli'ne gidiyoruz. Onun Almanya'dan beğenmesini bekliyoruz. Ve bu arada muameleler yapılıyor vesaire. Sonra cenazesine katılıyorsun, telkini veriyorsun. Evinde sohbet yaptı, kura yaptı, geliyorsun. Tamam. Şimdi sen Rize bölgesi duyar. Eğer korona yoksa İstanbul'daki duyar. O bölgede olan Trabzon'dan, Rize'den, Pazar'dan, Artvin'den geliyor. 40 tane salih. Ama 40 tane salih geçiyor kitapta. Ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Bu 40 tane salih benim fikrim değil. Öyle bir makbul ki Allah kalbini kırmayacak bir adam. Allah kalbini kırmayacak. O da dese ya Rab ben bunu amellerde düşük ama bu adam ümmetçi bir adamdı. Ümmet. Ümmet kimin himmeti, milletiyse o tek başına büyük bir ümmettir. Bu ümmet demek yani dava adamı. O dese ki yani Allah nazarında tabi bilmiyoruz. Dese ki ya Rab bu adam ümmetçiydi. Bu adam senin düşmanını düşman edin. O ümit edilir ki Allah ona makbul bakar. Ha 40 tane salih adam şeye uyduruk adama kalpleri dönmez, kalpleri meyletmez, kalpler Allah'ın elinde onaylamaz. Mustafa söyle ondan sonra derse başlayayım abi. Tamam abi. Abi şimdi bizim burada bir şey var. Söz var. Mesela nasıl bildiğiniz diye sorulduğunda buradakiler Allah rahmet eylesin diye cevap veriyorlar. Ama yani sen diyorsun iyi bilirdik. Yani bu ikisinin arasındaki fark. Aa kardeşim benim söylediğim kitabı. Ben kitabı biraz esasatçıyım bir. Ama sonra kendi kanaatimi deyince diyorum ki bu benim şeyim. Bak 40 tane salih kitapta diyor. Ötekisi benim kanaatim. Evet. Yani Allah rahmet etsin tanımıyorum demektir. Yani yani mesela diyelim ki yalan hüsnü zannederiz ama ya belki gayrimeşru bir adamdı ya. Öyle denk geldim ben namaz kılıyorum ama o bölgenin insanı bilir. Mesela ben bugünkü insanı nasıl bilirsiniz? İçimde şöyle dedim. Mesela bazı kardeşlerimin arkasına namaz kılıyor. Denk. Nasıl bilirsiniz? İçimde şöyle oluyor, öne çıkıyor. Ya Rab bu vefalıydı ya. Bugünküsüne ya Rab bu ümmetçiydi. Bu ümmetçiydi. Bazısına ya Rab bu fedakardı. Ya Rab bazısına cömertti. Kalpten çıkıyor ya. Bugün o çıktıktan sonra bir kardeş bir şey ikram edeyim dedi. Abi dedi benim dedi arkamda namaz kılman nasip olursa dedi bir tanesi. Dedi bir şey ikram etti arabasına sıcak. Çok da hoş böyle sıcak. Arabasına nasıl sıcak oluyorsa böyle kahve tipi bir şey verdi. Oh Allah razı olsun dedim ya. Çünkü konuştum çok ya. Yoruldum anladı. Abi bir şey söyleyeceğim dedi. Etkilendi cenazede. Ya dedi benim arkamda namaz kılsan ne dersin dedim. Bak dedim öyle Kur'an'da ayet var. Diyor ki cevabı sizi rahatsız edecek soruyu sormayın. Din adına şey yapamazsın, maslahat çekemezsin, yalan konuşamazsın. Abi içinden geçeni söyle, namertin kızmayacağım. Dedim ki vallahi sen de vefa çok üstün. Beni bildin. Ya Rab bu vefalıydı. Ama diğer tarafını bilmiyor. Vefası acayip. Çok şükür.
kurtarır mı dedi. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, iman vefadan, vefa imandandır. İnşallah. Hadi arkadaşlar. Şimdi abi hani Üstad diyor ya bir şeyin kardeşinizin veler ki mesela 90 kusuru olsa 10 iyiliği olsa 90'ını kapat ondan bahset. Şimdi cenazede de aynı şey o 10 iyiliğine nazar alarak 90'ı görmek iyi bilir demek doğru olur mu abi? Müslüman kardeşine hüsnü şehadet etmek sünnettendir. Ama Mustafa'm hüsnü dilden biliyorsun niyet nedir? Kalben farzdır. Bu arada şey söyleyeyim. Mesela namaza geldiniz. Tamam mı? Adam rüküde imam. Desen ki ya Rab niyet eyledim yatsı namazının farzını kılmaya durdum. Kıbleye kıblem Kabe uydum hazır olan imama diyene kadar bu adam kalkacak. Bu adam kalkacak. Hemen yatsı namazı dille ifade etmiyorsun. Kalben. Yatsı namazı farz. Yatsı namazı imama uyuyorum. Allah'a ekber. Hiç dille ikrar etme. Nedir o? Niyetin kalben niyet farz. Dille ikrar etmek sünnettir. Onun için Müslüman arkasına üstün şehadet etmek sünnettir. Diline döner. Ama kalbini tutamazsın. Ama dille ifade edersin. Tamam mıyız? Bir şey değil. Mevlana'ya demişler hep zikrederim. Nasılsın demek ki karamsar bir adammış da. Efendim demiş, dünyam alt üst oldu demiş. Eskiden de beri varmış böyle felaket tellalları. Bazıları şimşeği üzerine çeken tipler var. Hep felaket. Demiş ki, dünyam alt üst oldu demiş Mevlana'ya. Mevlana demiş ki psikolojik bozuk olanlar şey yapsın. Mevlana da demiş ki evladım demiş. Altının üstünden daha iyi olmadığını kim söylüyor demiş. Çok hoştu ya bugün telkinde verirken böyle keyif biraz da gözüm yaşardı şeyde oldu ama o kadar da hoş şey oldu ki böyle. Böyle zar gibi yani soğan zarı gibi böyle sanki. Hiçbir şey değilmiş buralar ya. Hiçbir şey değilmiş diye yazıyor kitapta. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam ilk akşamı kardeşimizin. Risale-i Nur'u ne kadar okudun? Yatsı namazının sünnetini terk ettin mi? Ezeli, ebedi o kardeşimiz bir daha yatsı kılamayacak. Bugün gömdüğüm zat. Ezeli ve ebedi. Bir daha kazaya başlayamayacak. Bir daha Risale okuyamayacak. Ne okuyduysa artık o imbisat edecek böyle. Allah iştirak amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Bizi kendisine kul, Habibine ümmet, ustadımıza ve Risale-i Nur'a talebe birbirimize de kardeş eylesin. Arkamızdan da hüsnü şehadeti edecek yoldaşlar, idealist tabu arkadaşları nasip eylesin. Yani cenazende ya Rabbi bu ümmetçiydi Allah'ım. Bu senin düşmanına düşmandı ya Rabbi diyenler kulları arkamıza nasip etsin inşallah. Şimdi bu sorularla şey olduğu için arkadaşlar 15 dakikamızı saymıyoruz. Çünkü biraz fıkıh, biraz da şeydi, ümit güzel derslerdi, psikolojiydi. Ölüm korkma vallahi. Ölümden korkma. Okuyamamaktan kork. Zübeyir Gündüz abi demiş. Ölmekten değil, okuyamamaktan kork. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah bize yeter diyebilmek kadar şerefli bir şey var mı? O sıradan bir kelam gözüküyor ama Allah bana yeter. Ha, bunun fikri boyutu var. Dima, hissi boyutu var, vicdan, duygu boyutu var, kalp, latife boyutu var, ruh, erede var, o da başka. Reis burada mı reis? Levent reis. Buradayım desin buradaysa. Buradayım abi. Tamam. Valla dün akşam, tamam kapat sesini. Dün akşam... Onun dediği yankılanıyordu kulağıma.
O kadar acayip bir şey söyledi ki, öyle etkilendim, öyle etkilendim ki bugüne kadar taşındı. Cenazede de aklımdaydı. Ve kendim hep sorguladım. Ona anlattım Allah. Acaba benim anladığım Allah da lan kendimi mi anlatmışım diye. Bu adam doğru mu söylüyor? Bu adam ne kadar şey? Bu adam, Allah Allah, eyvallah, sağ olasın. Yani Allah anlatıyorsun ya, Allah anlatıyorsun. Acaba hani biz şöyle söyledik. Sen, evet, Rabbul Alemin değil o tabi aşağı. Sen anladın. Aynana düşen Rabbin. Ama Allah anlatıyor derken acaba biz elde olan sırrı insani mi? Böyle. Bugün cenazedeyim ama kafam böyle acayip durmuyor kafa. Ene mahluk değil. Bendeki o, ondaki ben. Yani bende o var, sırrı insani. Anlatırken bu Levent acaba, Allah Allah. Çok acayip, çok şükür. Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O vekil bana yeter. O bana yeter. Vekillikte yeter, kabirde de yeter, dünya. O bana yeter diyebilmek bir laf ama altı dolu ya. Altında iman var ya. O bana yeter. Nasıl dersin ki bunu? Allah bana yeter. Dil demiyor. Bunun fikir boyutu var kafa. Bak diyor ki hasbuna, bize yeter. O demek. Hasbuna. Niye çoğul kullandı? Mektubata havale ediyorum. Arapçada cemaatte kalil en az üçtür. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Na, biz orada da. Niye na diyor? Ama ben söylüyorum bunu. Bunu söyleyen teki. Yani tek şahıs. Ama biz diyor. Orada üç tane cemaatten bahsediyor. Hatırladınız mı? Neredeydi? Mektubatta. Mektubatta. İşaretli cihazı da var abi. Tabii. Evet. Ama şimdi, evet üstüm. Bir, benim vücudumu meydana getiren zerrat. Öyle mi abi? İkincisi, kim? Cemaat İslamiye. Cemaat İslamiye. Öyle mi üstüm? Üçüncüsü mü kim? Üstüm. Maat işaret edeceğiz dediğine göre. Üçüncüsü de kainatın içindeki bütün şeylerle beraberdi abi ama İzzet-i Azamet arşının altında abid ve sacit olabilme. Kainatın bütünselliği. Ben kainatın çekirdeği miyim? Ben kainatın çekirdeğiyim. Kainat büyük insan mı? O İyyâke ne'abudu ve İyyâ. Onun için çekiliyor. Bir elif çekilecek met orada. İyya na ha. O üç tane orada elif var. Üç tane cemaat. Kainat in aşağıya. Bütün muvahhid, Kabe merkezli iman eden, kıblesi olanlar. Bir de benim zerratım ve bendeki şahsiyet, hissiyat yani. Hissiyat, duygular, fikirler hepsi ben. Üç cemaat azime. Hasbuna'daki na aynı zamanda bu cemaat. Bu. Fatiha'daki de bu. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Yani namazda biz bunu diyoruz. Ya Rabbi. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Na. Na. Üç cemaat azime. Allah Allah. Etkileniyorum. Biraz duygularıma bugün musamaha edin. Böyle şeyden, telkinden geldiğim için böyle kabirden. Şimdi geldim, duş aldım. Yatsı bile kılamadım ha. Çok şükür. Hasbuna'daki dikkat et. Ulan nereye gidiyorsun ya cemaatsız? Ulan nereye gidiyorsun ya?
Kabire nereye giriyorsun? Cemaatin yok, kitap okumamışsın, namazı yok. Nereye gidiyorsun ya? Allah Allah, nereye gidiyorsun? Delilendin mi ya? Oynatmıyor kafa. Namazın başlamamışsın, orucun yok. Bugün Risale okumamışsın. Kur'an yok. Ya nereye gidiyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Geri dönüş yok ha. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Kur'an yok. Risale yok. Davan yok. Namaz yok. Allah Allah. Çok şükür. Naya dikkat edip senin ile beraber lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile kimler hasbınayı söylüyorlar? Dinle. Dinle bakalım kimler söylüyor. Vücut rengini verme yahu. Kimler? Kimler hasbınayı? Na biz yani. Bize yeter. Hasbuna. Hasbuna. Bize yeter. Na biz. Kimler söylüyor? Ama tekil söylüyor. Sen söylüyorsun. Ya hepsini temsil ediyorsun ya. Halifesin be kardeşim. Halifi rüysemin. Halifi kainatsın ya. Alemsin sen ya. Zübdeti alemsin sen. Allah Allah. Ya kendini böyle niye hakir görüyorsun diyor. Kendini hakir görme. Zübdeti alemsin sen. Ya himmetini yüksek tut yani. Geniş yap. Yani kendini böyle kainatla da tanımlama yani. Size nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki kabir, dünya hepsi böyle sanki soğan, iki soğan kabuğu arasında zar kadar ince. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey böyle suret. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ama o alemleri tanımlayacak kadar değerli. Bu alem-i şehadet. Bilin burada bulunmanın kıymetini. Orası için bulunun diyorum. Yani burası surettir. Tamam mı? Cilve, cemal, nakış. Ama cenneti de, arşı da, kürsü de tanımlayan burası. Bursuz, burasız olmaz. Kesinlikle. Ama şey bakımından böyle hakikat kuvveti bakımından zar gibi ince ama böyle ustadımız diyor. Yani tenteneli bir perde diyor ya ustad. Alemi kaybın üzerinde. Alemi şehadet tenteneli perde. Böyle, böyle tül perdesi var ya. Tül perdesi. Uzaktan bakarsan perde. Ama yanaş. Bak. Böyle ama burası düşün. Koca Ulul Asbe Adem Aleyhisselam gelmiş. Burayla bir daha bakmış. Neredeydi ki gelmiş? Geldiği yere gitmemiş ki. Darüsselam'dan geldi. Cennetül Merva, Sirdes Mecin, Firdevs Cenneti her tarafa gitti bu sefer. Genel değildi ki Adem Aleyhisselam. Darüsselam'daydı. Darüsselam nedir? Cennetin 8 tabakası var. Bir tanesi Darüsselam deniliyor. Dünya ile tabiri caizse dünya ile cennet arasında bir berzahlık yapıyor. Ustadımızın tabiriyle işaret edeceğiz de erik. Aynı böyle benziyor. Dünyaya benziyor. Erik. İsmi de resmi de dünyaya benziyor. Ama tadı benzemiyor. Yani cennetin o korkunç dehşetli bir anda lezzetine, keyfine düş olmasın diye sanki cennetin o diğer mertebelerine, 7 tanesine Darüsselam alem-i şehadette o bir geçit. İşte Adem Aleyhisselam bulunduğu yer orası. Oradan geldi, 8'e gitti. Cennete gidecek adam da orada bekleyip sonra mı geçecek? Evet, cennete giden ilk önce beklemiyor. İlk önce ustad niye diyor mesela erik, almı. Yani isimleriyle, cisimle şekilleri aynı dünyaya benziyor. Bununla diyor, ustad diyor ki ülfet veriyor. Yani korkunç olmuyor bir anda. Hani Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Allah böyle Ebu Bekir'in sesine ünsiyet etti ya, ünsiyet. O şey yapmasın diye ürkmesin diye o lisanı kullandı. Sonra ilk muhatap o sonradan değiştirdi tabii o Miraç'ta. Yani ondan sonrasını bilmiyoruz. İlk böyle. Selamlaşmada o. Şimdi cenneti de şey yaptığın zaman ilk önce o, yoksa dehşet alır insan.
paldır küldür cennete gittiğin zaman. Ama orası da mı cennet? Cennet. Ama Darul Selam deniliyor. İşte oradan sirayet etti şeytanın şeyi. Şeytan giremedi oraya. Oradan bir alimlere göre üfledi, seslendi. Temessül etti deniliyor. Sirayet etti diyor. Koku gibi yani böyle. Keyfiyetini bilmiyoruz ama sirayet etmiş. Kalbe nazargah ile ya. Allah'tan başka kimseye çarpmıyor. Neyse devam edelim. Bu arada hasbunayı söylüyorlar, dinle, emretti. Birden baktım ki kim söylüyor? Hasbuna'daki bak biz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kim söylüyor? Kimlermiş? Baktım ki diyor, anladım, fark ettim demiyor. Dikkat edin. Baktım, hadsiz kuşlar ve kuşçuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaççıklar dahi benim gibi lisan-ı hal ile hasbunallah ve ni'mel vekil'in manasını yad ediyorlar. Manasını yad ediyorlar. Tanımlıyorlar, ifade ediyorlar. Evet. Ve yad ediyorlar. Manasını yad ediyorlar. Ve ya da yada getiriyorlar. Yada getiriyorlar. Ya yad ediyorlar ve yada getiriyorlar. Yada ne demek? Yad, anma, hatırla, fikretme. Sende uyandırıyor. Bir lisan haliyle yaşıyor. Bizde de bunu uyandırıyor. Bütün şerait-i hayatiyelerini tekellüf eden öyle bir vekilleri var ki Allah Allah. Yani aşağıda dışarıda akşam. Ağaçlar dışarıda, sinekler. Kuşlar. Yani elbiseye bak. Gözlük yok kuşun. Elbisesine bak. Evlenme derdi yok. İmanı kazanma ve kaybetme derdi yok. Kabir yok. Ölüm endişesi yok. Nasıl vekilleri var ya? Nasıl emin ya? Vallahi hayvan olmak lazım ama elimize geçmiyor. Bak şimdi bütün şerait hayatiyelerini tekefül eden Allah kefil. Tamam. Allah ömrümüze kefil, rızkımıza kefil. İmanımıza değil. Rızkınıza kefilim. Şeytana bak. Rızık da endişe ettiriyor, iman da endişe ettirmiyor. Allah'ın kefil olduğuna ben senin rızıkta kefilim diyor. Onda endişe ediyoruz olan biter mi falan. Ne bitecek ya? Bitseydi, vermeyeli bitseydi. Vallahi benim biterdi ya. Biterdi ya. Bitmiyor. Tam tersine. Ya. Bütün şerait hayatını tekefül eden öyle bir vekilleri var ki birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar. Birbirine benzeyen maddeleri biliyorsunuz bütün tokumlarda, bütün çekirdeklerde karbon, hidrojen, azot, oksijen var. Aynı. Oranı farklı ama temelde tokumlar, çekirdeklerde ne diyor? Madde bak birbirine benzeyen maddeleri bir olan yumurtalar. Yılanın yumurtası. Gördünüz mü hiç yılan yumurtası? Kuşun yumurtası. Yılan yumurtası gördün mü Abdülbasit? Görmedim. Görmek ister miydin? Yok kalsın diyorsun. Kuşun yumurtasını gördün mü? Birbirine benziyor be kardeşim. Tipi. Sonra maddeleri de bir. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Tamam. Birbirinin misli gibi katreler. Mesela katreler. Bilmiyorum, damlalar. Sudan. Birbirinin aynı gibi habbeler. Habbe. Habbe şey değil, çekirdek değil. Birbirine müşabih çekirdeklerden. Mesela a meyvedeki çekirdeğe çekirdek denilir. Ağacın sebebi olan kökteki çekirdeğe tohum denilir. Tohum ve çekirdek.
Tohumlar çekirdeklerden olur ama hepsiyle olmaz. Yani meyvenin içerisindeki çekirdektir. Ağaç çıkmışsa birisine o tohumdur. Birbirini müşabih çekirdeklerden kuşların 100.000 çeşitlerinin 400.000 var değil mi abiler? 400.000 var. Denizde 100.000 çeşit var. Havada bu çok soruluyor da Ustad diyor ki 400.000 bazı yerde, bazı yerlerde 300.000 diyor. Niye diyor? Onu söyleyeyim. Denizdeki 100.000 çeşit, havada 100.000 çeşit, karada 100.000 çeşit, bitkilerde 100.000 çeşit. Kaç etti? 400.000. İşte 300.000 için diyor, 100.000 şeyi, o değişiyor. Sabit olan 300.000'dir. Devamlı. Bazıları kalkıyor. Sonra yeniden. 300.000 onun için. Değişiyor. Yani bazıları sabit mesela. Mesela kuşların, şey, sinekleri bazıları gidiyor. Kuşların 100.000 çeşitlerini ve hayvanların 100.000 tarzlarını, nebatatın 100.000 nevini, ağaçların 100.000 sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı. Yani mizanla intizam arasındaki fark ne? Mizan bizim dışımızdadır. İntizam bizdedir. Şöyle diyeyim. Karaciğer intizamlıdır. Vücudumdaki diğer organlara göre intizam, mizanlıdır. Yani kendi bünyesinde olursa, kendi ayrı bir sistem, mesela karaciğer hücreleri diyelim, kendini bir bütünlüğü sağlamış. Ama karaciğerin komple kendisi vücutta bir bütünlük yapıyor. Vücuda göre nispet edildiği zaman mizan, mesela خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Orada mıydı? Yok. Errahmanirrahim. Mizan. اَلَّا تَدْغَ فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. Mizan. Mizan. Dört defa geçiyor diyor usta. Yani anladık değil mi? Bütünsel baktığın zaman mizan, kendi iç yapısındaki bütünsellik intizam. Yani lügata bak, hemen hemen aynı. Demek ki mizanlı ve intizamlı birbirinden ayrı, farikalı bir surette, gözümüzün önünde. Ama maddeler aynıydı abiler. Tek tohumlarda, çekirdeklerde, çekirdekli tohumlarda, yumurtalarda karbon, hidrojen, azot, oksijen. Abi nasıl olur ya, yumurtaya bak, çekirdeğe bak. Doğru. Bir madde, gaz, sıvı, katı halinde bulunabiliyor. Görmüyor musunuz? Buz, su, buhar bulunabiliyor. Fark ne peki? Bu karbon, hidrojen, çekirdek, şey, hepsinde aynı. Yazılım. Yeni bir şey buldum. Doğru olup olmadığını bilmiyor. Şöyle. Allah kainatı yaratmasında iradesini kullanmış. Yaptıktan sonra kainatın ilişkilendirilmiş ya, soğuk, sıcak falan. Bu mevcudattaki o birbirine münasebetin adı kanunlar ya, o kanunlar da Allah ihtiyarıyla yaratmış. Muhtar. Onun için kanun emirdendir, namus iradedendir. Böyle. Böyle yeni gördüm, yeni yazdım ama daha Allahu alem. Yani Allah'ın kainattaki yaratılmasını iradesiyle yarattıktan sonra mesela kanun nedir? Mesela su, suda taş batar. Devamlı böyle gördüğümüz için böyle bir, ne demek batar? Taşın özgül ağırlığı ile suyun özgül ağırlığı arasındaki fark.
Tamam mı? İşte bu düşer. İşte mama tabakasındaki maddenin özgül ağırlığıyla bunun özgül ağırlığı arasındaki fark. İşte bunu şunu demek istiyorum. Yaratıldıktan sonra ilişki ve çelişkilerin sistemin adı kanun. Yani münasebet. Tahta suda yüzer. Kanun. Taş batar. Kanun. Bu ihtiyar. Yaratılışları irade. Bugün de cenazede sordu. Günahlar iradeyle yapılmaz. İhtiyarla yapılır. İbadetler şeyler ise ihtiyarla onaylattırırlar ama irade yapar. Mizanlı ve itimzanlı. Hasan abi. Abi mescit acaba ne oluyor burada? İrade, ihtiyar bir de mescit geçiyor. Şimdi umumi bir kanunlar var Davud. Onun altına ezilen inayeti hassa. İhsanat-ı hususiye, imdadat-ı mahsusa. Ve ma teşavune illa in yeşallah. Allah aslında mescit hakim. Yani bunların arkasında. Ama hususi tecelli ediyor. Yani mesela esbapsız, özel. Yani mesela diyelim kanunların altında ezilen insanlar var ya, ezilen. İnayet hassa, meşiyet. Meşiyeti hassa, özel muamele. Cumhurbaşkanı, başbakan, devlet başkanı, fabrikatör, öğretmen, hoca, herkesin özel ilgilendiği kişileri de var. Allah'ın da özelleri var ya. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la Hikmet peygamberi Hızır Aleyhisselam. Biliyorsunuz caminin de bunlar Futul Gayb'de yazıyor. Orada okudum, öyle hatırlıyorum. Makbul bir zat vaaz ediyor. Adam bir tanesi uyuyor. Uyuyor gibi ama dürtüyor. Niye uyuyorsun diyor, bu zat vaaz ediyor falan dedi. Bu da diyor ki ya diyor sen kendi işine bak, bana karışma dedi ya. Tekrar uyuyor. Biraz sonra dalıyor. Tekrar dürttü. Üçüncü kez deyince o yan dedi ki bana bak dedi. Beni fazla rahatsız etme. Hızır olduğunu herkese söylerim şu anda. Herkes senin dedi yapar ha. Bak senin izin olduğunu söylerim ha. Adam şaşırdı. Çekip gitti. Dedi ki ya Rabbi benim listede böyle bir adam yok. Yani evliya listesinde bu adam yok. Bu beni nereden bildi diyor. Hızır, senin bilmen gereken benim makbul kullarımı sana verdim. Ama o listenin dışında kimseye söylemedim. Bana az makbul kullar var diyor. Allah'a onlardan etsin bizi ya. Ötekisinden de etsin de. Ne kadar acımız, ne kadar böyle çok istiyoruz değil mi? Himmetini küçük tutma. Bundan da etsin ama hele ondan etsin. Hızır'ın listesinde hem etsin hem onda olmayanlardan da etsin inşallah ya. Bunu söylettirmişse Allah, bunu hatırımıza getirmişse kabul etmez mi ya? Eder ya. Eder ya. Gözümüz önünde hususan her baharda gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halt eder yapar. Ve hasbana ile ne alakası var? Tevhid gibi gözüküyor. Yapar. Gelecek. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde nasıl gösteriyor? Kudretinin azamet ve haşmeti şu oluyor arkadaşlar. Gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş fakat çokluk, çok geniş ama çok yapmasına kudretinin azamet ve haşmetini gösteriyormuş. Mesela bir şeyin çok adedi var, çok geniş, çok sade ama çok kıymetli. Şuraya bak. Mesela çok basit gibi gözüküyor. Mesela mısırın, hemen deyince mısır veya narın tanelerini böyle boşalt. Şey gibi gözüküyor ama aynısını boşalttığını koy. Yani basit gibi gözüküyor. Değil ama. Bu
kudretin azamet ve haşmetini gösteriyor böylelikle. Hakikaten Allah Allah'lık yapıyor ya, hakikaten nasıl yapıyor ya? Hepsi suret ya, suret. Ama hakikat, sakın buranın değerini başka bir alem adına yok etmeyesin. Burası burasıdır, orası da orasıdır. Burası hakikattır, orası da hakikattır. Ha, mertebeleri farklıdır. Ama çok değerlidir burası. Göreyim yani arkadaşlar, göreyim. Bir tamamiye olmasa da bile, o adına çalıştıramasak bile, 11. lema, bir niyet, bir kasp, bir irade, bir cehd, bir his, bir fikir. Yani evet, bir tamamiye orası için çalışmıyor ama bir niyet, bir kasp, bir irade, bir fikir herkesin elinden gelir diyor lemalarda. Yani orası adına çalışmak lazım. Bak bugün doktor, bugün adam gitti. Çok giden var. Herkes gidiyor. Demiyor. Kudretin azamet ve haşmeti içinde beraberlik ve benzeyişlik. Hani bak, beraber ve benzeyiş. Beraber. Ama çok benziyor. Mesela iki tane ot. Beraber, çok da benziyor. Ama o değil. Birbiri içinde. Ama bir tarzda, bak, bir tarzda yapılmaları. Vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir. Vahdetini, ehadiyetini. Bu tabiri şimdi kullanın. Vahdet ve ehadiyeti bilmezsen biraz sıkıntı olacak aslında. Vahdet ve ehadiyet neydi? Vahdet. Abiler vahdet, neyse ben çabuk geçeyim. Vahdet, sistem, yani zıtların birliği. Yani zatla alakası yok. Sistemin birliği. Bu sistemin sahibi tevhid oluyor. Bu sistemin birliği, ama bu birliği her bir unsurda olması, her bir çekirdekte olması, kocaman ağaç çekirdekte olması ehadiyet. Vahdetini ve ehadiyetini. Şimdi şöyle uygulayalım abiler. Maddi ve manevi ne kadar şeylerimiz var, alemler var, 18 bin alem. Değil mi? Ama ne kadar uyumlu ruhumuzda iman edince. İman edince uyumlu oluyor. Sıfır gibi. Mesela sıfırın eksi tarafı var, artı tarafı var. Kaldırın sıfırı, her şey birbirine girer. Girmez mi? Girer. Mesela sıfır dursun, sağ tarafı kaldırırsanız gene bir anlam var. Ha, şimdi ne diyeceğim? 18 bin alemi imanla anlam kazanıyor. Bu iman alemlerimizdeki tanımlanmasına tevhid. O iman. 18 bin alem vahdet. Buraya uygulayayım. Vücudumuzda bu kadar hücreler var. Ama bütün. Bu vahdet. Akıl ise sanki tevhid. Sahip. Yani sistemin sahibi. Bunu çok dedik. Vahdet, sistem, tevhid bunun sahibi. Ama tevhid şöyle deme. Allah'ın birliği dedi ama bizde biraz şey olsun. İçi dolu olsun. Çünkü tok ses gelsin. Allah'ın birliğini şöyle deme. Şöyle de. Zıtlar var ya tevhid. İman, küfür, hak, batıl, soğuk, sıcak. Bu kainat, cennet, cehennem, celal, cemal. Zıtlar bütüne gelmiş. Bu zıtların bütünlüğünün sahibi. İnsanı keyif veriyor. Her şeyin sahibi olunca çok hoş oluyor. Hasan abi şöyle kısa, mesela vahdet, sessiz harf desek, Arapçada hareke olmadan, İbranice'de de hareke olmadan sessiz harf var. Vahdet sessiz harf, sesli harf girdiği zaman tevhid oluyor, konuşuyoruz. Aferin. Yoksa ses konuşmuyor. Maşallah, güzel oldu. Bu da antik oldu. Ama bir ceza vereceğim sana. Onu sen yap. Bir de yapar mısın ya? Ceza hukumullah hayren kesira. Ceza hukumullah ne demek biliyor musun? Allah sana çok hayırlı cezalar versin. Biz de cezayı ceza zannediyoruz. Evet, konuşmanın cezası. Allah razı olsun. Vahdetini ve hadiyetini bize gösterir.
Bugün havamız çok iyi ya, çok şükür. Elhamdülillah, çok iyi. Hoşuma gidiyor ya, imanlı böyle birisi kardeşimiz gitti mi, keyif veriyor. Bugün havam çok iyi. İmanlı gitti, çok şükür, inşallah, inşallah. Vahdetini, ehadiyetini bize gösterir. Ve böyle hadsiz mucizatı ibraz eden bir faili rububiyete. Allah Allah. Böyle hadsiz mucizatı ibraz eden. Arkadaşlar hasbuna'ya geleceğiz. Öyle hadsiz mucizatı ibraz eden bir faili rububiyet. Şey, fiili rububiyet. Rabbim diyor ama fiile gösteriyor. Yani mesela Rabbim diyor. Ben Rabbul Alemimim ama rububiyeti yok. Haşa. Ben de kulum diyorsun, icraatın yok. Olmadı ki. Kulum diyorsun, oruç yok. Kulum diyorsun, namaz yok. Ben dava adamım diyor, diyorsun, davanı bilmiyorsun. Ya bunu bir defa okumadan olur mu? Kabire nereye giriyorsun ya? Ya nereye giriyorsun? Bir defa küllat okumadan nereye gidiyorsun ya? Yapma ya, ne olur ya, kurban olurum senin davana ya. Arkadaşlar, hizmetçi olurum size ya. Köle olurum, bir defa küllatı bitirmeden nereye giriyorsun ya, nereye gidiyorsun? Bayılmak mı zannettin oraları? Bir daha. Ve böyle... Abi, ölenin yüzü nasıldı? Yüzünü görmedim. Koronadan gittiği için Almanya'dan siyah şey geldiler. Telkin verirken böyle keyif aldım. Keyif aldım. Telkin şu anda... Şu an bizim sevaplarımızdan paylanıyor değil mi abi? Şu anda. Hem de bu gece. Buradadır şu anda. Kimden bahsediyor diye. Evet, tahmin ediyor. İdealistse buradadır. İdealist. Hay ismini mazarsa. Değilse burada değil. Buradan gidiyor. Eğer hay ismine... Yani kimi nimeti milleti ise dava ne kadar dava edilmişse buradadır. Ama kenar köşeden biraz okuyayım tamam olsun sevap gider. O kadar da değil. Hacı babanın böreği gibi değil bu da. Biraz gayret olmadan olmuyor. Hiçbir şey yok. Ama dava edineceğiz. Külliyatı okumadan böyle. Ne olur yalvarırım ya. Bir defa külliyatı okumadan şöyle Allah'ım bir defa okumadan beni kabre sokma. Eğer kabre soktunsa okumamış muamele ettirme bana. Bak farklı muamele göreceksiniz. Külliyatı okumadan girme. Ve böyle hadsiz mucizatı ibraz eden bir fiil-i rububiyete ve bir tasarruf-u hallakiyete Allah... yani rububiyet şey değil ha, halk değil. Halk değil yani, rububiyet halk değil. Yönetmek, rububiyet halk değil. İdare, Rabbul Alemin. Allah nasıl yönetiyor ya? Herkesin ölümünü, herkesin hesabını, yaprağın nasıl düşeceğini, nasıl uçacağını... Ben şu anda ne hissediyorum, bu kardeşler ne hissediyor? Allah Allah, hepsine şahit. Böyle bir Allah'a inandın, böyle biliyor. İnsana keyif veriyor ya. Haşa bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şeyde geçiyor, münacatta. Yani iş güzar. Ne demek? Becerikli demek. Cenab-ı Hak için diyor ki ne kadar iş güzar. Tamam, tersini düşün. Tefekkür. Yani böyle Rabbimiz olurdu ama o kadar becerikli değil, işgüzar. İnsan ne kadar sonsuz, acayip olurdu. Böyle bir Rab'a inanabilmek yani nihayetsiz kudreti var, nihayetsiz ilmi var, nihayetsiz iradesi var. Hep bunların arkasında nihayetsiz merhameti var. Böyle inanabilmek var ya, böyle bir Rab. İnsana keyif veriyor ya, keyif veriyor. Ne diyor? Fiili rububiyete ve tasarrufu hallakiyete. Doktor, tasarrufu hallakiyet. Bak, hep Allah razı olsun. Kusura bakma, hakkı neler ediyor. Kulaz bi rabbin nas, Rab, melikin nas, ilahin nas,
Niye erva-ı habiseleri duman ediyor? Bak. Rabbin nas fiili rububiyet. İlahin nas. Bak. Kul hazır bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Bak. Tasarrufu hallakiyet. Sonra müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Sonra hasbuna bize yeterdi ki na bizde bulunan eneye yani nefsime baktım. Gördüm ki ha nefis deyince arkadaşlar sakın ha nefse mara aklınıza gelmesin. Nefis insan demektir. Meyve salisini geçiyor ya şu anlarda diyor. Namaz kılmaya ne kadar nefsine zulmeden anlaşılır diyor. Namaz kılmaya nefse mara zulme olur mu? Nefse mara ister. Ha, nefis insan demektir. Ha, nefse mara diyecekse nefse mara. Ha burada da bu, kullanıyor diye söyledim. Hasbuna bize yeter de biz de bulunan ene yani nefsime baktım gördüm ki biz insan değiliz ha. İnsanlığı da kullanacağız. İnsanlığının da arkasına geçeceksin. İnsanlık peki sana abi nefis de namazdan zevk alamaz mı? Namaz kılmadığında o zevksizliği hissediyor, nefse zulmetmiş oluyor. Tabi, nefis nedir biliyor musun? O dediğimiz o nefis, o dediğimiz insan. İnsan insan yapan, nefse emmare, kabuk, levvame, değil mi? Net olsun şu günah diye, levme diyor, mülhime, ilhama mazar oluyor, mutmainne, huzur, olmaz olur mu Mehmet'im? Ondan lezzet alıyor. O ibadetlerden lezzet alacak bir nefise Allah bile değil mi yemin ediyor Kur'an'da. Billefsil levvame değil mi? Mutmainne. Tabii. Ha şimdi ustad dedi ki hasbuna'daki na'ya da bulunan ene'ye. Ha Allah Allah. Na'da bizim içerisinde ene var. Yani hasbuna bize yeterdeki o bizin içerisinde ene bulunan eneye yani nefsime baktım. Gördüm ki esas bundan sonra giriyor. Şimdi arkadaş sınmaydı. Tamam hazır mıyız abi? Yetişebilseydim bu akşam şey yapacaktım. Hayat, hayat dersi yapacaktık. Nasıl cüz'i bir hakikat hayat ile nasıl külli oluyor? Yani o inşallah yapacağız. Bu şey için dedim, bu burası ona bakıyor da hasbuna bize yeterdeki ona da eneye baktım diyor. Yani bizim içinde ben. Nefsime baktım, gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Mucizanı yapmış. Bak, insan nereden yaratılmış? Hayvanat içinde dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Yani ne demek? Tefekkür eden, yaratan diyebilirdi. Yaratmış diyebilirdi. Yaratan yaratmış olduğuna şahit oluyoruz. Yaratılanla yaratmasına şahit oluyorum ben demek. Anladın mı? Ben yaratılmışım, yaratılışıma şahidim. Şahit olabilirim yani. Abi. Heh, dinliyorum Sedat. Çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim de. Bu diyor ki, kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verdi. Kab-ı Kavseyn şekline de bir haşiyede nun diyor. Buradaki bu ene, enenin ortasındaki nun, çıktığı yer Kab-ı Kavseyn, kendi şahitliğini mi ifade ediyor üstadımız burada? Aynen öyle. Bu anlamı ahad, başı sonu ahad ortada, ene de baş elif, orta vacip, imkan ortasında miracını mı yapıyor? Herkes miracını yapıyor ama mirac mertebelidir. Allah Resulü'nde de var. Bir Miraç Ekber var. Aynen öyle Sedat. Ben de öyle kanaatindeyim inşallah.
Yani Miraç Ekberi Muhammed'i de söylenen o sözler. Altıncı şuadaki Miraç Ekberi'dir. Yani bedenen ve ruhen. 30 küsür tane edilmiş. Dimağın miracı ayrı. Vicdanın miracı ayrı. Kalbin ayrı. Ruhun ayrı. Bu dördü de olabiliyor bir anda. Dima, vicdan, kalp ve ruh. Böyle. Ustad da diyor ki etkiye ümmeti, arkasını takip ediyor. Kalben ve ruhen. İkisi cem. Çok kaliteli o. Aynen öyle. Biraz da gidelim şey Sedat böyle. Şu bir şey, bundan kasıt kalabık kalsey mi anlayalım abi? Bir tanesi o. Sifonu anlamak da ne şey olur ya, bizi kayıtlar o. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Hızır abi derdi ki, bu kafayı taktı bu, nun. Bak şimdi. Nun nokta. Nun nokta. Namaz. Elim bağladım. Nun secde nokta. Secde nokta. Nereye bakarsanız bakın kainat hep nokta. Elma nun sapın nokta. Dal nun elma nokta. Her taraf nundur. Nun nun saç nokta. Nun veya burası. Her şey nokta. Hayır. Nun nun. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Gulneyi de yapacaksın nokta. Nun diyen de nun. Şimdi tamam. Kardeşim bir şunu demek istiyorum. Yaratmış. Yaratılan yaratılışına şahit olabilecek seviyeye geçebiliyor. Kendisinin arkasına geçiyor. Haşa haşa anlamak için. Tahayyül küfür küfür değil. Şimdi Allah var hiçbir şey yoktu 18 bin alem. Sen yoksun. Cenab-ı Hak dese ki gel. Yani tefekkür. Gel. Allah var hiç kimse yok. 18 bin alem yok. Gel dur. Şimdi 18 bin alem ve senin yaratılmana sen şahit ol. Sen de seyret. Kendi yaratılmana. Bu makam Kab-ı Kavse makamıdır. Anladın mı Kab-ı Kavse? Ama anladığım tabii. Külliyattan kafayı kaldırıp bir şey söylüyorsan anladığımdır. Haşa. Budur diyebilmece kadar zalim olamazsın. Mana zalimi olursun. Benim anladığım. Kendi yaratılışına, yaratıldıktan sonra kazanımla, bu hiçlikte fena ile, tefekkür-ü enfusi, tefekkür-ü afaki, enfusi derslerle kendi yaratılışına, kendin şahit olmaya fikir olur, his olur, duygu olur, latife olur. İlle bütünsel olmaz. Yani çok zor. Yani bu dördü, dima, vicdan, kalp, ruh. Ama en azından fikir arkadaşlar. Böyle çok seviyorum yani. Sizi de çok seviyorum. Niye? Ya en azından muhatap oluyorsunuz bu şeye, arkadaşlarımıza. Yani kendi yaratılışını böyle şahit olma bu mertebe insanda var. Bu manevi dediğiniz değil tabii, mi? Tabii, tabii. Dediğiniz maneviye şahit olmak. Yani maneviyatın yaratılmasına şahit olmayı diyorsunuz. Evet. Bedeninden bahsetmiyorum. Ne olacak ben 50-58 sene öncekisine şahit oldum. O bir şey değil ki. Zaten tarih vesaire. Ama yani ruhuna şahit olmak, kalbine şahit olmak, aklına. Mesela neye benziyor? Şeye benziyor. Aklında. Bu diyecek ki nasıl olur bu ya? Aklında. Aklını keşfetmiyor musun? Aklınla. Aklını keşfetmiyor musun? Aklını neyle eğitiyorsun? Aklınla. Aklını neyle görüyorsun? Aklınla. Gözünü neyle görüyorsun hastanede? Gözünle. Kalbini neyle seyrediyorsun? Kalbinle. Ruhunu neyle seyrediyorsun? Ruhunla. Ya aklınla eğitiyorsun. Tersini düşün. Aklımız aklımıza bela olmuş ya. Başka ne bela arıyorsun? Aklın aklına bela olmuş. Sen kendi şahidine, şahitliğine
kendi yaratılışına niye şahit olamazsın? Bu işte diyor ki, bak ne diyor? Hayatım içinde, hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Yaratmış diyebilirdi. Yaratan yaratmış. Yaratmış, yaratılışına şahit etmiş. Eneyle. Niye orada abi maddiyat söylüyor? Mucizanı yapmış. Süreç. Kulağımı açıp gözümü takmış. Maddiyatına şahit olmak az bir şey mi? Bu bedenin arkasına geçip beden burada böyle yürüyeceksin tefekkürle. Paldır küldür son merdiven olur mu? Şimdi ilk önce bedeninin yaratılışına şahit olsana. Ya ben domatestim, fasulyeydim, kabaktım, pırasaydım, elmaydım, armuttum, cevizdim, fındıktım, hurmaydım. Ya bu kadar böyle yürütüyor bizi tefekkürle. Yani bu zor değil diyor. Bak mesela diyor kendi bedenine şahitsin. Tabii ki şahitsin. Tarih denilen diyor. Tarih denilen. Geçmiş denilen. Tarihin lisanıyla. Tarihiyle, ilimle geçmişe geçiyorsun. Geç anne karnına daha geç. Ben domatestim, fasulyeydim. Allah Allah böyle oldum, böyle oldum, şöyle oldum. Yani buna şahitsin. Biraz da içeri geç. Aklım yapılırken Allah Allah. Aklım meratibi, tahayyül, tasavvuf falan onunla nasip oldum. Kalbine böyle yürütüyor bize kendi yaratılışına, halikiyeti, halk olmana şahit etmeye çalışıyor seni. Benim anladığım. Bu ağaç vardı ya abi. He. İki taraflama ağaç. Onu Nasıl? İki taraflama ağaç vardı ya abi. Böyle. İşte maddiyatı yukarıya doğru yükseliyor. Ağaç. Diğeri de maneviyatı da aşağı doğru dal bir şey yapıyor. Yani yükseldikçe kendisinde o ağaç devrilmesin rüzgarla diye kök o nispete o da dal budak salıyor aşağıya doğru. Kulağımı açıp gözümü takmış. Bak kendi yaratılış sürecine şahit ediyor seni. Bunların bak kulağımı açıp gözümü takmış. Ne söylüyor? Yürütüyor. Kafama öyle bir dima, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerini ittihar eden. İttihar? Depolama. Bu dilde bütün lezzetler burada mı? Evet. Rızıklar ondan demiyorum Ali. Şimdi bu dil. Bu dil. Dil gibi gözüküyor. Yani zannediyoruz ki biz bu kahveye tadıyor. Tamam sureti bu. Nedir ya? Bu dilde bütün enva mahluk nimetlerin hepsini nümineciklerini koymuş. Bu buradakinin üstünü açıyor. Çekirdek. Buradakileri uyandırıyor. O zaman diyor ki 30. lemada İsmaki. Rızıkta lezzet insanda iştiha vasıtasıyla İsmaki tecelli eder diyor. İsmi Hakim. Efendim Mehmet. Abi ben de bir sonraki sunumumda bunu zaten tasarlıyorum. Tat ne dildedir ne de balda. Bu zandadır. Niye? Zengin insan bazen öyle bir halete düşüyor ki ne yerse yesin, isterse haydari yesin tad alamıyor. Çünkü o tat o atomda değil. Aynen dediğiniz gibi abi. Hatta öyle bir şey olsa diyor, Mekalı Mesnevi'de, yoğurt yiyorsun, yoğurt dilini ver. Hurma yiyorsun, çıkar şunu, hurma ile lezzet alan dil ver. Ceviz yiyorsun, çıkar onu. O zaman diyor, ustadı misali bu. Gündelik hayatta biz diyor, sepette dil taşıyacaktık. Ve dilinin büyüklüğü ağrı da arkada olacaktı. Bak, bundan alıyorum, bundan alıyorsun. Her şeyi nereye dokunsan alıyorsun. Ama zahiri inkar etmiyoruz. Evet. Bunda lezzet var. Bunda da onu tanımlama, okuma var. Barkod okuma.
Tamam. Sureti bu. Bak. Bu aradan çaktırmadan kalkıp içiyorum. Çünkü itiraz ediyorlar. Ama oysa günde ne kadar konuştuğumu bilse beni affeder biraz da. Barkod okuma. Sakın bunu inkar etme. Ha. Esasata dokunuruz. Bunu da inkar etme. Ha. Sureti bu. Kanuneti burada hepsi var. Hakikati Esma-i İlahiye. Mahiyeti bilmiyoruz. Ama çok iyi biliyorum ki o benim Rabbim. Hafıza diyorsun ki hafıza. Risalede geçer misal değil mi? Hafız, sen hafızsın ha. Ya ben bunu hafıza demekle hafız, hafız olduğunu bilmiyorum. Biliyor. E ne söylüyorum? Hafız, sen hafızsın. Ben de biliyorum ha sen hafızsın. Hı-hı. Tamam, evet bildin. Biz de ya Rabbi sen Rabbimsin. O zaten biliyor. Ama biliyorum ya Rabbi sen Rabbimsin. Tamam. Tamam demesinin delili nedir? Söylettirmesidir. Çok şükür. Hastaya söylettiriyor da teşbih, aynı rivayet. Ama mecaz yani. Ama mecazı şey yapmayın. Ne zahirini şey yapılır, ne zahir gibidir, ne de zahir inkar edilir aşağı. Şifa vakti geliyor. Melek hastaya şifa verecek. Cenab-ı Hak diyor ki, dur diyor. Verme şifa diyor. Ya Rabbi diyor, bunun diyor lef-i muhafızda şifa vakti geldiği için ben şey yaptım diyor. Evet ama diyor, onun Allah, Allah deyişi diyor. Yani tabiri bizim tabirle değil ama bizi Arapça'da bize göre çevrilmiş. Hoşuma geldiği için diyor, biraz daha dursun. Sultan ismi iktiza ediyor. Ya. Yani çocuğuna bir baba çocuğuna oğlum demekle hem çocuk baba da lezzet alıyor. Evet, oğlum demesi, evet, aferin. Oğlum demesi baba çocuğuna doğru. Hem çocuk lezzet alıyor, hem baba lezzet alıyor. Hem oğlum olduğunu bilmiyorum ama oğlumsun. Ya ben, bak ben biliyorum, bildiğimi de bildiriyorum. Ha? Ben çok şükür ya, iyi, iyi. Çok şükür, iyi ki Risale-i Nur'a talep eylemiş. Allah ayırma bizi ya. O dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerini ittihar eden bütün rahmani hediyeleri. Ha bunlar hediyeymiş. Hediyeleri, tamam, Rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek, yüzer mizancıkları dileyen, mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'sının nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak. Defina, mesela niye görmüyoruz diyor. Mesela, dille gördüğünü, bunun içini. Ya doktor bunun tadı nasıl? Dur diyeyim sana. Görür müsün? Dur diyeyim sana kulakla. Diyeyim burunla tadı. Demek ki her alemin bir anahtarı bizde var. 11. söz, 128. sayfa sözler. Her alemin anahtarı var. Arkadaşlar bu kahveden lezzet aldığını, kahveye hasretme. Yani nasıl bir alem aktif oluyor? Lezzet almak ne demek ya? Şöyle düşün. Şöyle haşa. Tefekkür için. Lezzet almak ne demeyi anlatacağım şimdi. Allah var iken zaman, zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, misalsız, modelsiz, muacelesiz. Böyle bir şey yok. Ne madde var, ne lezzet var, ne nümune var. Hiçbir şey yok. Kahve, mahve yok. Bak, maddesiz, mekansız, zamansız, nümunesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz, mikyassız, muacelesiz. Bu ne? Tövbe, tövbe. Nereden hatırına geldi böyle kahve yapayım? Ondan sonra nereden buraya koyayım bunu? Koltuk altına koymamış, şuraya buraya koymamış. Yani bu tat şeyi nasıl tövbe yani? Değil mi? Düşün. Tadı nasıl hatırına gelmiş ya?
Yani Cenab-ı Hak kahve içmiyor ki hitap estağfurullah. Allah Allah. Yani böyle düşündüğün zaman Allah ne kadar detayı, her şeyini düşünmüş, top bilmiş diyelim. İlmetmiş diyelim. Yani hakikaten böyle anlatarak insan Rabbinden zevk alıyor ya. Böyle bir Rabbim olduğumdan gurur duyuyor. Rabbim senden gurur duyuyorum ya. Narın da hoş bu cihetle, nurun da hoş. Cehennemin de hoş, cennetin de hoş. Ama Adem'in hoş değil işte. Yani insan Rabbinden lezzet alıyor ya. Ben nereden hatırına geldi? Tövbe estağfurullah. Tahayyülü küfür küfür değil. Meselesiz lazım. Yani numune yok, numune yok. Misal yok, mukayese yok, taklit yok, macele yok, misal yok, model yok. Patent yok, zaman yok, mekan yok. Bu tadı nereden çıktı ya? Nasıl oldu bu? Ne? Ya gözle gözükmez, kulakla işitilmez, burunla koklanmaz, elle anlaşılmaz. Nasıl bir şey ya? Daha bir ilerisini söyleyeyim. Tat. Adam kafasında problem var. Mal gitti, geldi, nasıl kaldırdı falan şu. İçen adam benim kadar lezzet alamaz ki. Özel hayat bile olmaz. Adamın düşünceleri gitti, geldi falan. Arkadaşlar, herkes farklı alma özelliğine sahip bu da bir daha. Yani inkişafata göre bağlı. Farkındalığın nispetinde bundan lezzet alıyorsun. Vallahi ben, ehli dünya benim kadar lezzet alamaz. Senin kadar da alamaz. Sizin kadar alamaz arkadaşlar bundan. O böyle bakar, bana iyi geldi. Ya niye? Biz bunun içerisinde farkındalığı koyuyoruz. Bir de şükür koyuyoruz. Bir de hamd koyuyoruz. Tamam mı? Kendisini içine koyuyoruz. Allah Allah diyorsun ya. Tamam? İçine koyuyorsun ya. İçine hamdi koyuyorsun, şükrü. Mesela bunu koyduğun zaman hemen şey yapmayın diyorum mesela. Tut. O zaman fazla yemezsin, fazla içmezsin. Hem de çok lezzet alırsın fazla. Vurdun dile, indi aşağı, az bir uyandırdı. Tut. Bak böyle. Fazla şükredersin. Çok şükür. Hayata gidecek biliyor musunuz bu? Bu akşam yetiştiremeyiz ama bu haftaya esas orada hayat. İnşallah ya burayı yaparız çalsak veya hayat ile bir cüz nasıl kül olur? Yani hayat sanki böyle bir gül goncası gibi içi nasıl açılıyor böyle. Onu yapacağız işte. Hazır. Hayat. Hazır. Bir dahaki çarşamba inşallah çalsak. Teris olmadıksa inşallah. Buranın kıymetini bilin. Risale-i kıymetini bilin. Birbirinizin kıymetini bilin. Eşinizin, dostunuzun kıymetini bilin. Bir de bulamazsınız. Eşinizin, dostunuzun basit sebeplerle iki tane şey. Sakın ucuza ve çabuk kimseyi satmayın. Allah düşmanları hariç. Ucuz ve çabuk. Birbirinizin kıymetini bilin. Birbirinize yaptığı katkı, manevi katkıyı sakın unutmayın. Küfrane nimet etmeyin. Etmememiz gerekiyor. Etmememiz lazım. Etmemem gerekiyor. Böyle basit böyle beşeriyetiyle üç tane şahsiyet. Beşeriyeti, ubudiyeti, vazife darlığını karıştırma. Eşinin olur dostunu sakın ha. Birbirimizin kıymetini bilelim. Ya sakın bulamayız. Kusur. Bir sürü kusur var. Biz o tarafına şey değiliz. Biz onun beşeriyetine değil, onun ubudiyetine veya vazife darlığına. Üç tane şahsiyet var. Usta da bak ya nasıl bir yöntem geliştirdim. İnsanda üç tane şahsiyet var. Birbirinden pek çok uzak diyor. Pek çok uzak. Birbirini tamamlamıyor da çoğu zaman. Lan bunu niye esas alıyorsun? Bunu al diyorum nefsime ya. Bu tarafa bak. Abi benim Risale'mi seviyor. Allah'ımı seviyor. Mesela bak bir misal söyleyeyim. Yine kurtulamam. Parkurdayız, koşu parkurunda. Musa Aleyhisselam'la koşuyoruz. Bir baktım ki Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam falan. Yani ne acayip insan. Beni geçti. Geçsin canım Musa Aleyhisselam, geçsin ya. Ama aynı parkurda mıyız? Aynı yerde mi koşuyoruz? Baktım ki Yahya Aleyhisselam gidiyor, koşuyor. Nuh Aleyhisselam. Ya
Yani insana keyif veriyor, kıskanmak değil, gurur diyorsun. Ya Rab, aynı parkurda koşuyoruz. Yani dünya, ahirete doğru. İman, yani aynı şeye hizmet ediyoruz Musa Aleyhisselam'la, Yunus Aleyhisselam'la. Aynı Rab, aynı ahiret, aynı hakikat, Rıza-i İlahi. Böyle parkurda koşuyoruz, beraberiz ya. Keyif veriyor ya. Böyle ölüme de öyle çare ki. Ustad ölüme çareyi mektubatta söylüyor. Böyle dostlarına ittifak. O dostlar ittifak etti mi? 124 bin peygamber. 124 bin. İşte onların ittifaklarına ittifak etmek. Seni yalnızlık vahşetinden kurtarır diyor. Mektubatta söylüyor. Telviat-ı tisada geçiyor. Yani mesela diyelim bugün gömdük ya. Şimdi Musa Aleyhisselam ölüyor. O hepsi karşılayacak. Hepsi ana kadar yani. Yani icmalarına, ittifaklarına icma etmek, ittifak etmek. Benim Musa Aleyhisselam ya. Ya mesela İsa Aleyhisselam. Benim önde koşuyoruz ya. Ben de koşuyorum. Ama hedef aynı. Parkur aynı. Ama güzergahımız var. 124 bin evliya. Tak tak onu geçiyor, onu geçiyor falan. Keyifli ya. Düşünebiliyor musun? 124 bin peygamber koşuyor, yürüyor. Aynı zamanda işlerinde 124 milyon evliya gidiyor. Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, Ustadlar, Bediüzzamanlar. Yani ne acayip olurdu ya. Ya. Peki burayı da okuyayım, keseyim, bitireyim. Bütün rahmeti, rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek, yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'sının nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış, kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Burada bırakıyorum. İnşallah haftaya bundan sonra olan hayat, hayatın içine giriyor. Yani bu ne yaptı şimdi bize bugün? Tefekkür yönteminde zahirden batına doğru götürdü. Bedensel hayattan hasbunadaki nada bu tavattun eden, bu amlemde çalışan organlardan birkaç tanesini aldı ve orada derc edilen nihayetsiz böyle hissiyatların tarifleri sistemlerden bahsetti. Bu hasbunadaki bize yeterdeki, bizdeki bunun içinde bir tane de sen varsın. Ona girdi. Zahirde herkesin kabul edebileceği bir yöntemle girdi. Sonra önümüzdeki hafta bu inceleşecek. Kum saati gibi böyle inceleşecek. Yani bu sefer yaratmış, yapmış hepimize ortak derler. Sonra hayata gireceğiz. Haftaya Allah nasip ederse. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Veya bu mevzuyla alakalı. Ama bu mevzuyla olacak. Farklı bir şey o parkurdan çıkartmasın bizi. Yoksa kapatıyorum. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin inşallah. Bununla haklanmayı hak etmeyi ve haklanmayı ve hak ismini tecelli etmesini nasip eylesin. Cenab-ı Hak kabirde bize enis ve yoldaş eylesin. Ben bir şey de okumak istiyorum. Ders bitti ama emirdağımı verir misin? Emirdağını orada ver. Ve hatta Abdülbasit hemen hemen. Abdülbasit. Yavaş. Ver abi. Hasan abi buraya define diyor ya. Bu Bismillah anahtarıyla her şeyi açıyor. Yani. Nasıl kabri açıyor. Lezzetleri beşikle ediyor. Bak 208 birinci emirdağ. Oradan söylüyorum. Ne dedim şey? Anlamadım. Neyse. Şimdi bak. Ne şey yapıyorum? Okuduk mu abi bir sayfa bugün? Okudu mu abi? Okudu mu bugün? Sebebi ne demektir diye söyleyeceğim. Bu okuduğumuz her bir sayfa ahirette, haşirde berat senetiymiş. Ya Rabbi,
Filist yapmışım bak. Emirdağ'ın Filistesi. 1985'te vesaire. Bak Filist. Ergidi Esirgat. Bak her okuduğumuz yer ahirette onu okuyacağım. Aa ya Rabbi bunu okudum. Ne yaptın dünyada? Aa bunu okudum. Aa bunu okudum. Böyle olduğunu senet, berat seneti, berat seneti olduğunu, berat gecesi okuyacaktım bu ama. Olduğunu okuyacağım ve Fatiha'mı çekeceğim. Madem 208, birinci emirdağ. Madem o iman hakikatleri yüksek bir ibadet ve hasenedir. Ve onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir. Onun zuhuruna çalışanların, onun Risale-i Nur'u okuyup okumasan hizmet edemezsin. Onun zuhuruna çalışanların her birisi, yani zuhuruna nasıl çalışacaksın? Okuyacaksın da, yani bu hakikattan ortaya çıkmasına, kendi alemimizde ve insanlara, alemine ortaya çıkmasına çalışanların her birisi, bak iyi okuyorum, onu okuyup ve dinleyip okumak veya dinlemek, Kastamonu'da yazmak da var, okuyup, onu okuyup, dinleyip, itikat etmesiyle kabul edeceksin. Her okuyan değil. Böyle tenkit için okuyan var. İtikat etmesiyle aynen işlediği sair hayratın defteri gibi bir uhrevi senedidir. Uhrevi senet. Ya. Bak onun için çizdim bak. Göreseniz diye göstereyim. Sahir, namaz kıldın ya, ne yaptın? Namaz kıldım, oruç tuttum. Diğer sahir, aynen işlediği sahir, hayrat gibi, hasenat, hayrat gibi, hayratın defteri gibi bu okuduğun sayfa öyle geçiyor. Bir uhrevi senedidir. Risale-i Nur'un hizmetine çalışanların her bir okuduğu sayfası ahirette berat senedi gibidir. Bak, uhrevi senedidir. Kastamonu 246 ve Kastamonu 10. sayfada ve Şualar 329, Sözler 271. sayfada bunu teyit ediyor. Orada da ayrı makamda ayrı böyle diyor. Bu hakikati biz de tahakkuk ettirsin inşallah hepimizde. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selavat. Amin. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ciddi bir şeyiniz yoksa Fatiha'yı çekeceğim. Bakayım ne bir şey yazmış mısınız? Ondan sonra bunlar kalsın. Çok geceniz mübarek olsun. Selamünaleyküm.